Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca. 65 günde AYT Edebiyat Kampı'nda geldik 57. güne. 57. günde toplumcu gerçekçileri şans inanılmaz bir roman dönemi abi öyle böyle değil. Her şey sınav sorusu olur mu ya? Olacak. Bu sene bu videoda konuştuğumuz her şey harf harf sınav sorusuna dönecek. Göreceksin sınavdan sonra da. E o zaman ya Türkçe karavanı bu arada durdur. Kırşehir'den geldik hocam Türkçe karavanıyla adeta Kırşehir'i pet ettik. ayağımızın tozuyla sizlerin karşısındayız. Vakit kaybetmek yok. Sıcağı sıcağına. Hemen çekeyim videoyu atacağım az kaldı çünkü. Yani şu an bir saat falan var arkadaşlar videoyu yayınlamama. Biliyorsunuz sıcağı sıcağına çekiyorum. Bütün videolar güncel. O yüzden hemen çekip atayım hocam size videoyu. E o zaman haydi. Vakit kaybetmek yok. 57. gündeyiz. Toplumcu gerçekçi romandayız. Sayfamız başlığımız burası. Ama dikkat. Hemen aşağısına inelim isterseniz. Şimdi toplumcu gerçekçilerde köy vurgusu çok fazla olacağı için köy romanının gelişimini şöyle bir hatırlatmak göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Bakın Bahtiyarlık adlı eser var Ahmet Mithat Efendi sonrasında arkadaşlar hemen kalemi şöyle bir seçeyim eyvallah kırmızıya da alayım eyvallah. Karabibik var, Küçükpaşa var, Çıkırıklar, Durunca var, Yaban var, Bizim Köy var biliyorsunuz normalde Karabibik adlı eser şimdi Nabizade Nazım'ın ilk köy romanı olarak geçer ama gerçek anlamda köyü atan, anlatan romanlar 1950'lerden sonra <laughs> başlıyor bunu da söylemeden edemeyeceğiz aman dikkat böyle bir sıralama var arkadaşlar cebinizde kalsın. Yani en azından şu romanların köy hayatıyla ilgili şeylerden bahsettiğini bilmeniz bile yeterli. Aman dikkat. Bizi ilgilendiren kısımlar buralar. Evet. Üçüncü kutucuk. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi toplumcu gerçekçi romanlarda iki durum var. Ya feodal düzen anlatılıyor ya burjuva düzeni. Nasıl yani hocam? Ya köy hayatı anlattı ya da böyle şehirde vesaire de bir hayat. Ama mutlaka şu üçgen var arkadaşlar. Bir tarafta bakın feodal düzende ezen bir ağ var mutlaka. Ve onun işbirlikçisi imam, şeyh, muhtar vesaire mutlaka. Ona böyle destek olan, yardımcı olan, kötülük de yapsa bir şekilde desteklemeye çalışan vesaire. Ezilense daima mutlaka köylü, ırgat, maraba vesaire. Bakın romanın baş kişisi olansa idealist bir öğretmen ya da kaymakam veya köyden birisi bu düzenle mutlaka mücadele etmeye çalışır. Yani aslında toplumcu gerçekçi romanların özelliği bu hocam. Bu üçgeni bilirseniz toplumcu gerçekçi romanların tamamını yakınını çok rahat özetleyebilir, anlayabilirsiniz. Peki burjuva düzeninde nasıl oluyor? Bu sefer de sömüren ezen a değil de patron oluyor. Burjuva oluyor ya da eşraf oluyor oradan birisi. İşbirlikçiye bakıyorsun bu sefer ustabaşı, bekçi vesaire. Ezilene bakıyorsun işçi, emekçi, küçük memur vesaire. Burjuva düzeninde de böyle bir durum var. Bu da yine toplumcu gerçekçi romanın aslında ikinci bir görüntüsü. Romanın başkisi yine bu düzenle ne yapıyor? Fazlasıyla arkadaşlar aracı olmaya çalışıyor. Bir tarafta mücadele eden vardı. A tarafında yani feodal düzende mücadele eden bir taraf varken burada romanın başkisi arkadaşlar bunun sergilenmesine adeta aracı oluyor. Romanda adaletsiz bulunan bu düzen eleştiriliyor ama başka şey yapmıyor bunu. Bakın. Feodal düzende arkadaşlar Roma'nın başkisi mücadele ederken burada biraz daha destekçi görüntüsü var. Ama bu üçgen arkadaşlar köyde nasıl, kentte nasıl çok net bir şekilde görülüyor. Bütün toplumcu gerçekçi romanları özetlemiş olduk aslında. Ama tamamını özetleyeceğiz. İçiniz rahat olsun. Gelsin dördüncü kutucuk. Evet bize lazım olan bu arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben size şu dikkati bir aktarayım. Bakın burası çok önemli. Şu dikkati bir cebimize koymamız lazım. Nedir hocam o? A köylü, Patron işçi, zengin fakir, aman dikkat. Kapitalist sosyalist, halk yönetici, öğretmen imam, değil mi? Güçlü güçsüz, aydın cahil, ileri gerici gibi gibi gibi. Çatışmaların hepsi bu arkadaşlar. Başka da çatışma yok. Yani toplumcu gerçekçi bir romanda bu çatışmayı görme ihtimaliniz, bunlardan birini görme ihtimaliniz %100. Peki toplumcu gerçekçi romanın özellikleri neler? Her şeyden önce Toplum için sanat yaptıkları bilgisini zaten biliyoruz. Bunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama en azından Marksizm, Sosyalizm ideolojilerinin benimsenliğini vurgulamadan edemeyeceğiz. Altı çizililere çalışıyorsunuz. Yeryüzündeki bütün soruları çözebiliyorsunuz. Gözleme dayalı bir anlatım. Evet gözlem onlarda olmazsa olmaz arkadaşlar. Ya toplumcu gerçekçilerde zaten gerçekçilik ifadesi bize realizme hatırlatmıyor mu? Hatırlatıyor. E o zaman Değil mi? Gözlem olmazsa olmazlar arasında cebinizde kalsın. Köye ve köylüye yönelme ise zaten temel kuralımız bu. Yani ben bir toplumcu gerçekçi yazarsam köye, köylüye mutlaka yöneleceğim. Bir şekilde yanlarında olacağım ya da karşısında duran kişiyi anlatacağım. <laughs> yani bir şekilde köy hayatı olacak. Halkın sorunlarının yansıtılması amaçlanmış güzel. İnsanları ezen koşullar sebepleriyle işlenmiş. Evet insanları ezen koşullar diye kalemle yazarsam silgiyle değil de çok daha güzel olacak. Evet süpersiniz hocam. İkinci Dünya Savaşı'nın topluma etkileri de fazlaca yansıtılacak. İkinci Dünya Savaşı'da dersem harika olur. Haykı, halkı Haykı evet halkı aydınlatma, bilinçlendirme amacı güdülecek. Bu da lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli. Belirli yörelere odaklanılmıştır. Saygı duyarız. Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmış. Saygı duyarız kişiler genellikle yöresel ağızlarla güzel yöresel ağızlarına göre konuşuluyor arkadaşlar. Eyvallah. Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak üzere düzenleniyor. Okurlar belli bir ideoloji doğrultusuna yönlendirilmeye çalışılıyor. Hepsi hikaye. Bizi ilgilendiren altı çizili kısım. Altı çizililer gerçek toplumcu gerçekçilerin net özetidir arkadaşlar. cebinizde kalsın. Temsilcilerine baktığımız zaman Sadri Ertemler, Sabahattin Ali'ler, Orhan Kemal'ler, Mahmut Makal'lar, değil mi? Kemal Bilbaşarlar, Samim Koca Gözler, Yaşar Kemaller, aman Allah'ım çok önemli isimler var. Hepsini konuşacağız. Evet arkadaşlar burada da az önce konuştuklarımızın özeti var adeta. Fakir Baykurt, Kaplumbağalar adlı eserinden bakın küçük bir alıntı. ÖSYM logomuz var yani sorulmuş arkadaşlar bu eser cebinizde kalsın. Gözleme dayalı bir anlatım söz konusu diyor. Bu arada çektiğimiz ok çektiğimiz her yer aslında oraya özetliyor arkadaşlar. Mesela göğsü bağrı açıktı. Elinde ufacık aşı bıçağı kadar bir orak vardı. Ekim biçiyordu. Bakın gözlem gördüklerini anlatıyor. Bunu anlatıyor değil mi? Köye ve köylüye yönelme var diyor. Yine okum geldiği kısımda arkadaşlar köy ve köylü hayatından fazlaca bahsedecek. Sorunların yansıtılması önemli. Yalnız uyuyorsun ya daha kaç dakika oldu Allah'ını seversen. 3-5 dakika oldu daha neyin peşindeyiz ya? Haydi arkadaşlar haydi bismillah bir canlanalım ya. Haydi bir canlanalım. Acelemiz yok. Tadını çıkara çıkara gidelim. Bu video çok önemli bir video. İnanılmaz her saniyesi soru. Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte verilmiş ve kişiler yüresel ağızlarıyla konuşturulmuş. Bakalım ne diyor? Bu yaşlı halinle yine iyi biçsin diyor. Biçmesen ne gereğir? Aramızda bulunmuşun bir kuvvet. Müthiş. Müthiş. Bu abi işte bu. Köy hayatını anlatıyorsan e, aramıza gelin şey. Hay bu olmamalı. Bu olmamalı. Bu yaşlı halinle yine iyi biçtin Mahmut Ağa. Bu ne? Am sizin için bir hediye hazırladım. Bu, bu ne Allah'ın <laughs> izniyle? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir köy köylü konuşması. Böyle bir yöresel ağız. Olamaz abi. Böyle gene iyi biçtin falan. Bu olacak ha Bu olacak. Bu olacak ki ben de anlayayım değil mi? Değil mi? Süpersiniz. Doğal olarak bu şive, bu yöresel ağız bize toplumcu gerçekçileri hatırlatsın. Haydi uzattın hocam. Sadri Ertem'deyiz. Romanlarda eleştirel gerçekçi bir bakış açısını benimseyecek. Eyvallah. Ekonomi bağlamında eline ne alırsa, hangi konuyu ele alırsa hocam. Ekonomi bağlamında, geçim noktasında ele alacak, işleyecek. Toplumsal kesimler arasındaki ekonomik eşitsizliklerden söz Geçtim. Özellikle Osmanlı'nın son yıllarını ekonomi bağlamında eleştirecek. Vakit gazetesinde aman dikkat. Bu Yeni gerçekçi hikaye anlayışının öncülerinden oluyor. Vakit gazetesi çerçevesinde etrafında gelişen bir anlayış var. Yeni gerçekçi hikaye onun öncüleri arasında. Hikayelerinde karamsarlık dikkat çekecek arkadaşlar. Romanlarına baktığımız zaman çıklıklar durunca. Bir varmış bir yokmuş. 3 e, günler. Yol arkadaşları. Sitep. Silindir şapka giyen köylü altını çizdiklerim sorulabilir. Bacayı indir bacayı kaldır Koy, korku. Bay virgül bir şehrin ruhu bir vagon penceresinden ve Ankara bükreş saygı duyuyoruz. Hiç abartmadan dikkat ederseniz gidiyoruz. Hiç uzatmadan gidiyoruz. Hiç gerek yok. Ne yaptığı nerede doğduğu kaçıncı yüzyıl bilmem ne falan hiç gerek yok bunlara. İşte kalemi güçlüdür falan bunlar hikaye. Bunlar boş cümleler o yüzden onlarla işimiz yok hocam. Nokta atışlarla gidiyoruz. Sadri Ertem demek altı çizili ifade demek en azından sınav noktasında. Orhan Kemal asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü bakarsınız asıl adıyla başlayan bir paragraf sorusu gelir yani paragraf şeklinde bir soru gelir edebiyatta cebinizde kalsın lütfen İlk eserlerinin konusunu kendi hayatından almış sonraki eserleri de ise Çukurova olmazsa olmazlar arasında tıpkı Yaşar Kemal gibi hemen şöyle ekranı kaydırdığımız zaman bakın Yaşar Kemal'in ilk maddesi Çukurova ile başlıyor e şüphesiz ki Köyden kente göç temasını işleyen ilk yazarlardan arkadaşlar Köyden kente göç lütfen şu kısmı alalım eyvallah fabrika işçilerinin kırsakları kırsal kesim insanların mesailerinin hayatını fazlaca konu alacak. Eserlerde günlük konuşma dili kullanılacak. Günlük konuşma dili çok önemli bir anahtar kelime ve yöresel ağız onu zaten biliyoruz. Hepsi için geçerli. Şimdi Mehmet Raşit Öğütçü dedik. Köyden kente göç dedik. Çukurova dedik. Günlük konuşma dili dedik Orhan Kemal için. Ama daha önemlisi eserleri arkadaşlar. Romanlarına baktığımız zaman Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Murtaza Allah'ım hepsi sorulabilir abi. Hepsi sorulabilir. Roman hikaye tiyatro hepsi önemli. Ben tamamını seri bir şekilde seslendireceğim. Tamamını tekrar tekrar dinlemenizde fayda var. Cemile Murtaza 72. koğuş bereketli topraklar üzerinde serseri milyoner, suçlu, devlet kuşu, vukuat var, dünya evi, gavurun kızı, küçücük el kızı, hanımın çiftliği, gurbet kuşları, eskici ve oğulları, kanlı topraklar, sokakların çocuğu, bir filiz vardı, müfettişler müfettişi, yalancı dünya, evlerden biri, arkadaş ıslıkları, sokaklardan bir kız, Kötü yol, üç kağıtçı, kaçak, tersine dünya. Hikaye noktasındaysa ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, grev, arka sokak, kardeş bayı, Babil kulesi, mahalle kavgası, dünyada harp vardı, işsiz, önce ekmek, Küçükler ve Büyükler, Oyuncu Kadın, Arslan Thompson, Dikkat et, incinin maceraları, tiyatro noktasında İspinozlar, 72. ne var, Eskici Dükkanı, Murtaza ve Kardeş Payı bunlar cebinizde kalsın arkadaşlar. Tamamını bilinçli olarak seslendirdim. Şöyle arkanıza yaslanıp gözünüzü kapattığınız zaman evet 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 tek tek sayılabilsin diye. E o zaman haydi hocam uzattın. Geldik Kemal Tahir'e. 3 Kemal önemli. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. 3 Kemal diye benim bir videom var arkadaşlar. İzlemenizde fayda var. Konularını genellikle çank Çankırı Çorum dolaylarından. Dikkat Çankırı Çorum hocam. Kemal Tahir demek Çankırı Çorum demek. Eyvallah. Kimi yapıtlarında konularını Kurtuluş Savaşılarında'n Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden, Osmanlı tarihinden seçerek, tarihi roman türünde. Evet Tahir Tarih, Tahir Tarih. Zaten biz bunu fazlaca yaptık. Bu taktiği fazlaca verdik zaten. Tahir ve Tarih kelimelerinde küçük bir harf değişikliği, yer değişikliği var. Bariz bir şekilde akılla kalıcı arkadaşlar. O zaman tarihi roman diyelim. Çankırı Çorum diyelim. Eyvallah. Köy gerçeklerini geçtim. Analizlerinin merkezine ekonomiyi yerleştirmiş Sadri Ertem havası geçtim. Eserlerinde klişeleşmiş idealistikler yerine gözleme dayalı kişiler geçtim. Yorgun Savaşçı romanıyla amman dikkat hocam. Yorgun Savaşçı romanıyla 1967-68 Yunus Nadi Armağan'dan kazanacak. Yani bu eserler boşuna ön planda değil abi. Bunlar hep ödül almış o döneminde. O dönemde yaz da ödül al bakalım. Onlarca kişi var. İnanılmaz büyük isimler var. Nereye alıyorsun ödülü yani? O yüzden büyük adam. Çok büyük isim. Devlet adlı arkadaşlar bu sefer de Türk Dil Kurumu roman ödülü. Daha ne olacak? Daha kim verecek daha üstüne? Otobiyografi özellikler taşıyan bir mülkiyet kalesi. Hür Şehrin insanları namusçular. Karılar Koğuşu Dam Ağası romanlarında Murat karakteri üzerinden kendi hayatını anlatacak. Bakın çok önemli bu. Abi sınav sorusu bu. Dikkat! Romanlarına baktığımız zaman Sağardere, Esir şehrin insanları, kör rahmet yolları kesti, yedi çınar yaylası, köyün kamburu, Esir şehrin mahpusu, kelleci Mehmet, yorgun savaşçı, bozkurdaki çekirdek, devlet ana, kurt kanunu, büyük mal, yol ayrımı, hür şehrin insanları. Hikaye noktasındaysa göl insanları cebinizde kalsın. Kemal Tahir budur. Uzatmaya hiç gerek yok. Bizi ilgilendiren sınavda nasıl geleceği, kaleminin nasıl olduğu, eserlerinde ne yaptığı değil. Sınavda nasıl geleceği, altı çizili ifadeler yaptığımız vurgular sınav bilgisi, sınav sorusudur. İçiniz çok rahat olsun. Ekstra hiçbir şeye çalışmanıza gerek yoktur. Konu altım kitabımızı, ders notlarımızı şöyle yaptığınız yerden bir tekrar. Videolarda sıkıntılı olduğunuz noktaları tekrar. E sonra da kitabımızdan, ödev kitabımızdan sorup bitti. 3 adım yeterli video konu. Öde yani Soru Bankası. Devam hocam. Geldik 9. kutucuğumuza. Altın az önce çizdiğimiz Yaşar Kemal bize oradan hafif gülümsüyor. Eyvallah selam olsun. Büyük isim. Yaşar Kemal Çukurova'yı anlatır. Tarım işçilerini anlatır. Folklordan, halk hikayelerinden, masal destan efsaneden fazlaca yararlanır değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Ortak inançları, masalları, destansı havayla böyle vermeye çalışıyor. Yöresel ve dili çok canlı bir şekilde ele alacak. Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı romanı ile Madaralı Roman ödülünü kazanacak. Tek kanatlı bir kuş adlı romanda da korku temasını işleyecek inanılmaz eserler. İnce Mehmet, Orta Direk, Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Bin Boğanlar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Al Gözüm Seyreyle Salih, Yılanı Öldürseler, Yılanı Öldürseler arada kalmış dikkat önemli. Kuşlar da gitti Deniz Küstü, Yağmurcuk Kuşu, Hüyükteki Nar Ağacı, Kale Kapısı, Fırat Suyu Kan Akıyor baksana karıncanın su içtiği tan yeri horozları ve dahası. Hikaye noktasında Sarı sıcağı hatırlayacağız. Röportaj noktasında Yana Normanlar'da 50 gün, Çukurova yana yana, peri bacaları, bu diğer baştan başa bir bulut ka kanıyor, kaynıyor gibi çok çok önemli eserleri cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Bir bulut kanamasın, kaynasın. Bulut kanar mı ya Allah'ın seversen Orada bir gaza geldim çünkü Çukurova yanıyor falan, peri bacaları var. Yana Normanlar var yani böyle bir olumsuz bir gidişat oldu dedim herhalde. Evet. Bir bulut kaynıyor. Cebinizde lütfen. Kalsın arkadaşlar. Yaşar Kemal'e saygı. Büyük isim İlhan Tarus. Bozulmuş gelenekleri, çıkarcılığı, halkın çaresini anlatacak. Yeşil Kaya Savcısı. Dikkat burası önemli. Adlı ilk romanında. Bakın ilk romanı İlhan Tarus'un Yeşil Kaya Savcısı. Dikkat! Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla ilgili izlenimlerini anlatacak. Var olmak adlı romandaysa işgal yıllarını, milli mücadeleyi konu edinecek. Hükümet meydanı adlı romandaysa yine milli mücadele dönemi Eserlerine baktığımızda Yeşil Kaya Savcısı var olmak, uzun atlama, bir endüstrileşmenin romanı hepsinin geleceğini sanmıyoruz. Hatta yani Yeşil Kaya Savcısı cepte, Doktor Bonro'nun mektubu cepte. Diğerlerini çok aman aman bilmenize gerek yok sınav noktasında. 11. kutucuk gelsin. Sabahattin Ali, Mahmut Makal, sana sınav sorusu. Sabahattin Ali eserlerinde konu olarak daha çok köy ve kasaba hayatı geçtim. Roman kişilerini, onları etkileyen ve yönlendiren çevreyle birlikte almış. Geçtim. Romanların erkek kahramanları genellikle çevreleriyle uyum sağlayamayan kişiler. Çevreleriyle uyum sağlayamayan kişiler biraz tipik bir özellik. Kuyucaklı Yusuf'ta topluma boyun eğen, içimizdeki şeytanda yavaş yavaş bilinçlenmeye başlayan kadın kahramanlarla karşılaşırız. Aman dikkat, çok çok önemli. Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan, kürk mantolu Madonna. Bunlar romanları hikaye noktasında Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk, Cepte Kalmalı. Şiir noktasındaysa dağlar ve rüzgar onlar turuncu renkle verildi çünkü ÖSYM onları sordu. Dağlar ve rüzgar çıkmadı çıkmayacak da içiniz rahat olsun. Sabahattin Ali'nin de şiiri sorulmaz be o kadar değil. Sabahattin Ali'nin romanları sorulur. Biraz zorlarlarsa hikayeleri sorulur. Mahmut Makal'a baktığımız zamansa köy enstitüsü çıkışlı bir yazarımız. Gözlemlerinden oluşan Bizim Köy adlı eseriyle köy romancılığı anlayışına ilham verecek adeta. Bizim köy, köyümden hayal ve gerçek memleketin sahipleri cebinizde kalsın köy enstitülü bazı sanatçılar. Bakın burası önemli arkadaşlar. Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam ve Mehmet Başaran gibi isimler var. 12. kutucuğa geldiğimizde yine çok büyük bir isim var. Cevat Şakir Kabağaçlı olası bir 2024 AYT sorusuna dönüşmeye en müsait isimlerden bir tanesi. Halikarnas balıkçısı olarak biliniyor arkadaşlar. Eyvallah. Konularını daha çok Ege ve Akdeniz'den alacak. Abi Ege ve Akdeniz Cevat Şakir'den sorulur. Halikarnas balıkçısından sorulur. Bitti. Kim ne yaparsa yapsın bitti. Denizi, deniz insanlarını, sünger avcılarını ve balıkçıları konu edinecek. Konusunu tarihten aldığı romanlar da yazacak ama Mavi Anadoluculuk diye bilinen bir anlayışı da benimseyecek. Aganta Burina Burinata, %100 sorularımız arasında Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri gibi birçok romanı var. Hikaye noktasında Ege kıyılarından çıkabilir, Merhaba Akdeniz çıkabilir, Aman Dikkat Ege'nin dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Dalgıçlar ve Deniz'in Çağrışı. Anı olarak da Mavi Sürgün yine sorulmuş, sorulmaya tekrar tekrar müsait arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Necati Cumalı konularını Ege bölgesinden Uğurla çevresi değil mi? Aman dikkat seçecek Uğurla çevresi diyelim kısaca. Köyün ve köylerin sorunlarına değinecek. Ekonomik ve sosyal sorunları ele alacak ama daha çok Susuz Yaz adlı eserle bilinecek. Sinemaya da aktarılmış ve biliyorsunuz 1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ay ödülünü alacak. İnanılmaz bir şey abi inanılmaz. Ege üçlemesi var biliyorsunuz. Tütün üçlemesi olarak da geçer. Tütün zamanı, zeliş, aman dikkat, yağmurlar ve topraklar acı tütün. Viran dağlar, aşkla gezer, 3 minik serçem gibi gibi gibi. Hikayelerine saygı duyuyoruz. Makedonya, Dila Hanım vesaire. Deneme noktasında niçin aşk, senaryo, bağımsızlık ya da ölüm. Günlükse yeşil bir at sırtında. Çok duymadığımız eserler değil mi? Mesela yeşil bir at sırtında sorulursa herkes dökülür. Çünkü Necati Cumal ne zaman akla günlük gelmez abi. Nurullah Taç gelir vesaire gelir günlük deyince. O yüzden onları soruyorlar Yani burada da roman sorulur Hikaye sorulmaz mesela Necati Cumalı Veya ne bileyim Ceva Şakir neyi sorulmaz Bu en son sayılan hikayeleri hiç sanmıyorum Yani Deniz'in Çağrışı, Gülenada falan Çok zor ihtimal bunlar Altı çizilere bakmanız yeterli Burada da romanlara azıcık bakmanız Yani isimlerini duymuş olmanız fazlaca yeterli Olacak arkadaşlar rahat olun 13. kutucuğa doğru gidelim 13. kutucukta bizi Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz bekler Çok önemli isimler arkadaşlar Lütfen cebinizde kalsın çok çok değerli Kemal Bilbaşar'a baktığımız zaman arkadaşlar bireysel, toplumsal ve tarihi romanlar. Geçtim. Doğu Anadolu'daki toplumsal yaşam. Evet Doğu Anadolu vurgusu Kemal Bilbaşar için olmazsa olmaz. Feodal yapıyı fazlaca eleştirecek cepte kalsın. Cemo adlı eseriyle biliyorsunuz Türk Dil Kurumu roman ödülünü alacak. Cemo çok büyük bir eser cepte kalmalı. Hikayelerinde siyasal gelişmeler, göçler, gece kondulaşma vesaire birçok konuyu temayı ele alacak. Deniz'in çağrışı gelebilir. Ay tutulduğu gece. Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Başka Olur ağların Düğünü, Kölelik Dönemeci, Zühreninem. Altı çizilerin gelme ihtimali yüksek. Cevizli Bahçe, Pazarlık, Pembe Kurt gibi birçok da hikayesi var Kemal Bilbaşar'ın. Samim Koca Göz'e baktığımız zaman genellikle arkadaşlar Söke, Aydın Söke ve Menderes Vadisi'ndeki tarım hayatı anlatılır. Söke ve Menderes diyeceğiz onun için değil mi? Tamamdır. Vaka zincirleri, olay zincirleri geçtim. Mitolojik unsurlardan yararlanması dikkat çekici bir özellik olabilir Samim Koca Göz için. Ama Sem amca hikayesi uluslararası bir yarışmada derece alacak. Yağmurdaki Kız kitabıyla da yine Türk Dil Kurumu hikaye ödülünü kazanacak. Samim Koca Göz sorulursa zaten bu eserlerle sorulabilir. Bir şehrin iki kapısı eyvallah. 10 binlerin dönüşü eyvallah. Kalpaklılar dolu dizgin. Bir karış toprak, bir çift öküz, İzmir'in içinde eski toprak, altı çizililere çalışmanız yetecek. Telli kabak, sığınak, semamca, amca, cihanın şoförü, yağmurdaki kız, gecenin soluğu. Anı noktasındaysa bu da geçti yahu. Bilinmesi gereken eseri arkadaşlar cebinizde kalsın kolonyamızda sıka sıka ufak ufak kendimizi canlandıra canlandıra gidiyoruz. Evet hocam neredeyiz? 14. kutucuktayız. Rıfat Ilgaz ve Fakir Baykurt ikilisi bize oradan bakıyor. Selam olsun hocam. Ne var Rıfat Ilgaz'da? Rıfat Ilgaz'da ne yok ki? Abi Hababam sınıfı. Bitti. Yıldız Karayel romanı. Bitti. Orhan Kemal roman ödülü alacak dikkat. Güldürürken düşündürme. Bitti. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Tez onun için olmazlar arasında. Değil mi? Olmazsa olmazlar arasında. İroni ve hiciv. Eyvallah. Geçim sıkıntısı eyvallah. Eserlerini şöyle bir seslendirelim. Bilinmesi gerekenlere nokta atış yapalım. Hababam sınıfı zaten biliniyor. Şu altını çizmeye gerek yok. Bizim koğuş ve pijamalılar... Onun dışında bakıyorum karartma geceleri çok iyi arkadaşlar. Sarı yazma, yıldız karayel ne kaldı demeyin bunlar önemli. Yarenlik, sınıf, yaşadıkça bunlar da yine bilinmesi gereken şiirleri arkadaşlar cebinizde kalsın şiir kitapları. Fakir Baykurt'a baktığımız zamansa daha çok arkadaşlar yılanların öcüyle sınırdaki ölü ve tırpan ile, can parası ile, Kara Ahmet destanı ile ödül aldığını ve ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki yoksullukla mücadele olmazsa olmaz. Köye odaklanması zaten Fakir Baykurt'un ta kendisi. Irazca üçlemesi önemli. Yılanların öcü, Irazca'nın dirliği ve Kara Ahmet destanı. 10. köy Amerikan sargısı romanları çok önemli arkadaşlar. Kablumbağalar, tırpan, köy göçülen, keklik, yayla, yarım ekmek gibi 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 bir sürü eseri var. Onun dışında hikayeleri çok da böyle e, sorulabilecek hikayeler değil. Yani en azından sorulmadı, kullanılmadı şimdiye kadar. Fakir Baykurt roman noktasında sorulur. Yine de Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Anadolu Garajı, On Binlerce Kanı gibi birçok hikayesi olduğunu söylemeden de geçemeyiz. Amman dikkat arkadaşlar cebinizde kalsın. 15. kutucukta neler var? Kimler var? Tarih Papaydın'ı görüyoruz. Tütün yorgunu çok çok önemli. Köylüler çok çok önemli eserler arasında ödül almış çünkü. Polatlı çevresini sıkça işlediğini söylemeden geçemeyeceğiz. Talip Apaydın için sarı traktör, Yarbükü, Emmeoğlu, dikkat et, ortakçılar, Ortakçının oğlu, define bunlar bilinmesi gereken eserler arkadaşlar. Yine notlardan şöyle bir okursunuz tamamına bakarsınız ama burada sınav vurgusunu yapmadan geçemeyiz. Biz de toz duman içinde oba onu atlayamayız. Vatan dediler oba burada birkaç tane eser gizlenmiş. Çok çok önemli cebinizde lütfen kalsın. Abbas Sayar'a baktığımız zamansa çeloyla değil mi otobiyografik özellikler taşıyan kendi hayatından izler taşıyan değil mi? Çelo çok çok önemli arkadaşlar cepte kalsın. Yılkı atı Yine çelo ya vurgu yaptık. Can şenliği, bilinmesi gereken eserleri. Yılkı atı, çelo, can şenli, dik bayır, tarla başı salkım saçak. Anılarda yumak yumak. Geçtim yorganımı sıkı sar gelebilir. Görül sandalı, sere serpe gibi şey. Boşluğa takılan ses. Sanmıyoruz onları sorsunlar. Roman ve hikayeleri sanki çok daha vurgulanacak gibi görünüyor bu sene. 15'ten geldik. 16. kutucu arkadaşlar. Burada da roman türünde öne çıkan eserlere vurgu yapacağız. Muzaffer İzgü, Hal Odayı, İki Öküz, Bunları çizmeme gerek yok hepsi önemli. Kasabanın yarısı 3 halka 25. Dursun Akçam, Kanlı Deren'in kurtları, Dağların Sultanı, Ucu Ucuna Yaşam, Kaftan'ın Nardı, Cepte, Aziz Nesin, Gol Kralı, Said Hop Said. Dikkat, Erkek Sabahat, Saç Kıran, Zübük, Tatlı ve Düş ve Surname. E, Faik Baysal'a baktığımız zaman Sarduvan, da son gün değil mi? Babasının oğlu Kavanoz'daki adam. Bekir Yıldız'a baktığımızda Türkler Almanya'dan, halkalı köle, aile savaşları. E, Erdal Öz'e baktığımızda odalarda ve yaralısın. Mehmet Seyda'ya baktığımızdaysa ne ekersen. Bir gün büyüyeceksin. İçe dönük ve atak gibi eserler, dikkat çekici eserler çok güzel bir liste. Evet arkadaşlar geldik eser içeriklerine. Videomuz devam ediyor bomba gibi. Kitabımızdan seri okuma yapmalısınız. Bunların kesinlikle altını çizmelisiniz. Çok sık çok fazla e, okuma yapmalısınız bu kısımları arkadaşlar. Şimdi ben vurgu yaparak geçeceğim çok önemli kısımlara. Sabahattin Ali Kuyacak Yusuf. Şimdi Yusuf karakteri tamam adında zaten gizli. Muazzez dikkat çekici. Kaymakam Salahattin dikkat. Şahende Hilmi Bey ve Şakir. Yani sizden ricam karakterlere şöyle bir göz atmanız. Kasaba gerçekleri. Mesela Kuyacak Yusuf dendiği zaman anahtar kelime kasabadır. Kasaba hayatı, kasaba gerçekleri. O yüzden kaymakam vurgusu falan çok yerinde. Anadolu'da çürümüş, parasal gücün yönlendirdiği, adalet mekanizmasının bireysel isyanları oluşturması anlatılacak fazlaca. Aşağıdaki kısmı arkadaşlar notlardan okumanızı istiyorum. Şu, bu, şu an burada konuşabilirsem sadece önemli vurguları yapmak istiyorum. Mesela Orhan Kemal'in Murtaza'sı, dikkat bekçi Murtaza'dan alınacak değil mi? Baş cepte kalsın lütfen. Olaylar 2. Dünya Savaşı sonrası Adana'sında geçer. Bitti. 18. Orhan Kemal bereketli topraklar üzerinde bakıyorsunuz iflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali gibi çok önemli karakterler var arkadaşlar. Aman dikkat. Çukurova çevresinde meydana gelen değişimler anlatılıyor. Makineleşme. Yani bereketli toprak deyince zaten hani tarım, işlenme vesaire değil mi? Makineleşme tabii ki çağrışım yaptırır. Makineleşme. Bunlar çok önemli vurgular arkadaşlar. Bir de asıl karakterleri alırsanız çok iyi olur. Burada önemli birkaç vurgumuz var. Bu romanın devamı niteliğinde bir eser var. O da arkadaşlar Gurbet Kuşları. Dikkat! İhlaslı Yusuf'un oğlu Mehmet burada ön plana çıkarılacak. Gurbet kuşlarındaysa arkadaşlar aman dikkat. 1960'larda İstanbul'a yapılan göç ve bunun sonucu olarak Gecekondu hayatı anlatılacak. İnce Mehmet aman dikkat. Yaşar Kemal'in ilk roman olması noktasında büyük önem taşıyor. İlk cildi 1955'te göreceğiz. İnce Mehmet, Hatçe, Abdi Ağa, Döne, Deli Durdu yer alacak ve A köylü çatışması işlenecek. Bitti. Budur. Geldik 19. kutucumuza. Çıkrıklar durunca. Kimler var hocam? Molla Hasan var. Hatice var. Dudu var. Esma var. Ali Efendi var. Cepte köy romanının öncülerinden. Kürk mantolu Madonna. Kimler var hocam? Raif var. Maria Puder var biliyorsunuz. Kürk mantolu Madonna o zaten. Ve de Rasim var. Cebinizde kalsın karakterleri sık sık okuyun arkadaşlar. Cebinizde kala bunların tamamı. Hayata küsmüş bireyin iç dünyası, karamsar bireyin iç dünyası ele alınacak. Orhan Kemal, Baba Evi, anlatıcı var bir tane. Anne, baba ve Niyazi var. Baba Evi, Avari Yıllar ve Cemile. Bu arkadaşlar Küçük Adam'ın romanı üçlemesidir. Aman dikkat, Küçük Adam'ın romanı üçlemesi çok çok önemli. Yıldız üstüne yıldız atmak lazım, yalnız dalıyorsun. Tam daldığın noktalar bunlar, bir uyan. Hocam videoyu durdur, acelemiz yok izlersin. Videoyu durdur. Şöyle güzel bir çay al. Bak vallahi benim de şimdi canım çekti. Çay da yok. Yanında sadece kolonya var. Kolonyaya ben bir daha bir basayım ha. Yani sizden ricam arkadaşlar bir çay alalım ya. Bir çay alalım gelelim acelemiz yok. Tadını çıkararak gidelim. Yazar. Baba evinde çocukluğunu, abare yıllarda gençliğini ve evliliğini Cemile'de ise eşini anlatacak aman dikkat. Buralar inanılmaz abi. Şurası sınav sorusu olmaya çok müsait arkadaşlar bu sene. Olası bir 2024 sorusudur. Bir de silgiyle yazmaya çalışmasam yazdıklarımı silmesem acayip iyi gideceğiz ama evet yapıyoruz bazen siliyoruz. Hanımın çiftliğinde arkadaşlar lütfen dikkat. Kim var? Muzaffer Bey var. Güllü var. Cemşir var ve Reşit var arkadaşlar. Vukuat var. Hanımın çiftliği ve kaçak. Biliyorsunuz bu da hanımın çiftliği üçlemesi. Yine çok büyük ürem taşıyor. Yıldız üstüne yıldız koymakta fayda var. Gelelim 19'dan dur bakalım nereye? 20. kutuça Esir şehrin insanları. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada daha seri ilerliyorum. Nokta atışlar yapmamız lazım çünkü. Buraları uzatmak sadece vakit kaybı olacak. Esir şehrin insanları. Kemal Tahir. Şimdi bu da Esir şehri üçlemesinde bir eser biliyorsunuz. Esir şehrin insanları, esir şehrin mahpusu ve yol ayrımı bir üçleme arkadaşlar cebinizde kalsın. Kimler var romanımızda? Kamil Bey, Nermin Hanım ve Ayşe yer alacak. Esir şehrin insanlarında Birinci Dünya Savaşı. Esir şehrin mahpusunda milli mücadele, yol ayrımındaysa Cumhuriyet'in ilk yılları anlatılacak. Çok çok değerli arkadaşlar şu büyük kutucuklar için aldıklarımıza özellikle çalışın. Rahmet yolları kesindeyse arkadaşlar Maraz Ali var, Çerçi Süleyman var, Uzun İskender var. Yine karakterler önemli. Rahmet yolları kesti ve Kelleci Mehmet romanlarında ağlı ve eşkıyalık sistemi fazla anlatılacak Bu arada eşkıya desek de eşkıya diye yazıldığını unutmayın Kemal Tahir köyün kamburu Ne var kimler var hocam Çalık Kerim var Parpar Ahmet var, Ömer var, Abuzer var. Karakterler önemli. Ama bu da Çorum Üçlemesi'nin bir eseri. Köyün Kamburu, Büyük Mal ve Yedi Çınar yaylasıysa ise Çorum Üçlemesi olarak geçer. İnanılmaz. Abi bu üçlemeler inanılmaz. Cepte kalsın. Yorgun Savaşçıdaysa arkadaşlar Yüzbaşı Cemil ve Neriman var. Esirşehir Üçlemesi'nin devamı niteliğinde adeta. Yüzbaşı Cemil ve Neriman cepte kalsın. Geldik 21. kutucuğa. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'de inanılmaz üçlemeler var. Tamamını burada vereceğim için özellikler arasına katmadım arkadaşlar orada maddeler böyle 50 60'a çıkmasın daha öz olsun diye İşte burada her şey var arkadaşlar. Orta direklendiği zaman öncelikle Meryemce, Taşbaşıoğlu, dikkat, Uzuncali, Muhtar Sefer, Adil Efendi, Koca Halil gibi karakterler var. Bu eser orta direk adlı eser <laughs> Dağın Öte Yüzü üçlemesinin bir tanesi. Orta Direk Yerde mi Gök Bakır ve Ölmez Otu bu serinin ilk kitabı arkadaşlar cepte kalsın. Yaşar Kemal'in yine Demirciler Çarşısı cinayetine baktığımız zaman bu da Akça Ağları ikilemesinin ilk kitabı arkadaşlar. Demirciler Çarşısı cinayeti ve Yusufçuk Yusuf. Derviş Bey var, Mustafa Bey var. Tenekeye baktığımız zaman Resul Efendi, Mehmet Ali, Zeyno Karı ve Okçu oldu. Bakın karakterler birbirlerinden çok kopuk arkadaşlar. Yani çok nadir böyle birbirine benzeyen bir iki isim var. O yüzden karakter okumak, öyle bir aşinalık oluşturmak kulakta çok daha faydalı. Çukurova gerçekleri üçlemesi var arkadaşlar. Teneke yılanı öldürseler ve Hüyük'teki nar ağacı aman dikkat. Sizden ricam şu. Bir A4'e arkadaşlar bütün üçlemeleri burada geçen bütün üçlemeleri, ikilemeleri, dörtlemeleri yazın olur mu? Tek tek böyle bilmem ne üçlemesi tık 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 altına. Bu çalışmayı mutlaka yapın. Yaşar Kemal, Fırat suyu kan akıyor baksana. Dikkat karıncanın su içtiği. Tanyeli orozları, çıplak deniz, çıplak ada. Bir ada hikayesi dörtlemesinin arkadaşlar. amman dikkat ürünü. Mübadele ve göç konusu anlatılacak cepte kalsın. Kimler var hocam başka? Yaşar Kemal'den Deniz Küstü var. Biliyorsunuz Deniz Küstü adlı eser arkadaşlar İstanbul Üçlemesi'nin ikinci kitabı. Al gözüm seyreyle Salih, Deniz Küstü ve Kuşlar da gitti. Evet İstanbul Üçlemesi. Selim var, Zeynel var cepte kalsın. Yağmurcuk Kuşu'na baktığımız zaman Kimsecik Üçlemesi'nin bir eseri arkadaşlar. Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı ve Kanın Sesi. İsmaila, Zero Dikkat ve Salman. Zero diye isim geldi bir an. Evet. Necati Cumalı'ya baktığımız zamansa Tütün Zamanı var, Zeriş var. Cemal ve Zeliş cepte kalsın ama tütün üçlemesinin ilk kitabı olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Tütün zamanı yağmurlar ve topraklar acı tütün geçtim. Viran Dağlar burada da Zülfikar Bey ve Rıza Bey'i hatırlamanız şöyle tekrar etmeniz yeterli olacak. Üçlemeler, dörtlemeler, ikilemeler inanılmaz önemli arkadaşlar. Fakir Baykurt, yılanların öcü. Romanda biliyorsunuz İrazca var, Karabayram var. Hacca var. Hacca, Hacca, Hacce diye de yazılabilir. Hacca var. Haceli var. Haceli burada inanılmaz isim. Irazca da öyle. Kesinlikle bizi hatırlatır abi. Yılanların öncünü hatırlarız. Sıkıntı yok. Irazca üçlemesinin ilk kitabı arkadaşlar. Yılanların öcü, Irazca'nın dirliği ve Kara Ahmet Destanı bir üçleme biliyorsunuz cebinizde. Lütfen kalsın. Çok çok önemli. Fakir Baykurt'un kaplumbağalarındaysa öğretmen Rıza ve Krabbas var. Ankara'ya yakın Tozak köyünde geçecek olaylar. Aganta Burina Burinata. Mahmut, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma, Ayşe. Şurada kaptanlık vurgusu bize zaten Cevat Şakir'i hatırlatacak. Çünkü sürekli deniz deniz vurgusu yapıyor, değil mi? Deniz bir baş kahraman gibi ele alınmış. Geçimini denizden sağlayan balıkçılar anlatılmıştır. Bu eserde çok çok önemli. Ötelerin çocuğu ve ötelerin çocuğu. Aman dikkat. Ötelerin çocukları ve ötelerin çocuğu cepte kalsın. Romanda öne çıkan kişiler arasında Elif Fatihcan diye de geçen Şefik Ulvi, Hacı Resul Adem dayı cepte durmalı. Mitolojik unsurlar işte bu romanda olmazsa olmazlar arasında. 24. kutucuk Kemal Bilbaşar. Başka olur ağların düğünü. İşte size eser içerik arkadaşlar. İşte size eser içerik. Burası çok çok fayda sağlayacak size. Aman dikkat arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Ben şu lambayı bir ışığı daha doğrusu. ha Evet. Başka olur. Ağaların düğününde ise Murat, Menekşe ve Osman Ağa ön plana çıkacak arkadaşlar. Geçtim. Sadece karakter vurgusu yapıyorum şu an. İçeriklerini zaten okursunuz. Kalpaklılar amman dikkat. Romanda Yusuf var. Müjgan var. Salih Efe var. Talip var fazlaca. Geçen. Devamı niteliğindeki dol dizginde de yine milli mücadele vurgulanacak. 10 dönüşünde ise demokrasiye geçiş süreci anlatılıyor. Burada Kuvayi Milliye'nin doğuşu arkadaşlar. İzmir'in işgali ve Kuvayi Milliye'nin doğuşu. Aman dikkat kalpaklılar olası bir 2024 sorusudur cebinizde kalsın. Rıfat Ilgaz'ın karartma gecelerinde ise Mustafa Ural var, Şükran var, Ayten var, İlhan var. Biliyorsunuz karartma uygulanıyor. İkinci Dünya Savaşı zamanındaki İstanbul anlatılacak. Hani uçaklar şehri bombalamasın diye karartma uygulanıyor. O karartma geceleri anlatılıyor adeta. Çok iyi bir eserdir okunma. Rıfat Ilgaz, Yılmaz, Yıldız Karayel cepte kalsın, Şaduman Dağlı, Nazife, Selim, Hurşit Ağabar fazlaca gündeme gelen isimler. Evet Sarı Traktör, Talip papaydın Arif, İzzet, A öğretmen yer alacak. Sarı Traktör'de arkadaşlar daha önce bahsetmiştik. Tarımda makineleşme vurgusu fazlaca geçecek. Sardovan'a baktığımız zaman Faik Baysal'ın biliyorsunuz baş kişi Kavruk lütfen cepte kalsın. İkinci Dünya Savaşı'larındaki Türk toplumunun ekonomik sorunları burada fazlaca ele alınacak. Yılkı atına baktığımız zamansa Doruk kısrak adında bir at İnsan dışı bir varlık bu sefer de özne olacak değil mi? Neden olmasın? Baş karakter de o arkadaşlar cepte kalsın. İlhan Taros var olmaktaysa Anzavur Ahmet Paşa ve reji müdürü Hamdi Bey var cepte kalsın. Milli mücadele dönemini anlatacak. Var olmak hükümet meydanı ve vatan tutkusu Kurtuluş Savaşı üçlemesi olarak da geçer. Tekrar ediyorum bugünkü görevimiz ödevimiz şu olsun arkadaşlar. Bir A4'e şu ana kadar geçen bütün ikileme, üçleme, dörtleme ne varsa yazın. Yazarın adı bilmem ne dörtlemesi altına da tık 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 1 2 3 4 diye numaralandırıp eserlerin adını yazın. Müthiş fayda sağlayacak. Et evet. Roman, kişiler ve konu. Burada da arkadaşlar sizler için şöyle bir derleme toplama yaptık. Buraya da bakmanızda fayda var. Bunları konuştuk zaten az önce fazlaca konuştuk. Birçok eser geçti ama geçmeyenler de var burada. Mesela içimizdeki şeytan, Macide, Ömer ve Bedri var. İkinci Dünya Savaşı öncesinde üniversite ve sanat çevresi anlatılacak. Sadri Ertem, düşkünler. Ne var hocam? Şinaver var, Sacit var, Şemsa var ve Muala var. Dikkat! Tanzimatla başlayan batıllaşmanın Osmanlı toplumunun üst kesiminde yol açtığı yozlaşma işlenecek. Bu kısmı okumanızda çok büyük fayda var. Devlet ana mesela değil mi? Bacı Bey, Demircan, Kerimcan cepte kalsın. Bozkır'daki çekirdek Murat Ören, Zeynel Ağa, Emine cepte kalsın. Bunlar çok çok değerli. Yaşar Kemal ise Yerdemir Gökbakır, Ölmez Otun'da Meryemce, Taşbaşoğlu, Ali. Sefer gibi öne önemli karakterler vardı. Birçoğunu zaten ne oldu bir an, bir an şöyle bir kaydım evet. Bunlar çok önemli karakterler. Kontema noktasında da şu tabloya çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Ben daha fazla vaktinizi almamaya çalışıyorum. O yüzden çok uzatmadım. Yoksa tek tek burada bu var, burada bu var aman falan bunlar uzatılabilir. Bir 50-60 dakikaya doğru yürüyebiliriz. Ama mesele uzunlukta değil arkadaşlar. Uzun videoda değil. Bütün mesele şu an sınav odaklı taktik verişte. Doğal olarak bunları lütfen cebinize koyalım olur mu? Çok çok değerli. Peki roman kişi karakter dedik. Bizi ne bekliyor? E devamı var arkadaşlar. Bir de 27 kutucuğumuzda yine roman bakın Yaşar Kemal mesela yılanı öldürseler Enes Esme daha doğrusu Halil Abbas cepte kalsın lütfen yanlış töreler ve töre kurbanı olan insanlar ele alınacak burada da çok çok önem taşıyan eserler var Ağrı Dağı efsanesi cepte kalmalı Necati Cumalı Acı Tütün Fakir Baykurt Tırpan değil mi Cevaş Şakir Kabağaçlı Deniz Gurbetçileri inanılmaz önem taşıyor şöyle İçlerinden seçme yaparsak Necati Cumalı'nın acı tütünü mesela. Ferit Taşçı, Binnaz, Arabacı Yusuf var. Batı Anadolu'nu yani İzmir-Urla çevresinde müzik hatırlayacaksınız. Toprak ve tarımla uğraşan insanların dramları aslında ele alınacak. Aman dikkat. Dağı Efsanesi'nde Ahmet var, Gülbahar var ve Mahmut An var. Mahmut Han kızı Gülbahar ile Ahmet arasındaki efsanevi aşk hikayesi anlatılacak. Bunlar lütfen cebinizde kalsın. Bu listeler elinizde olsun kitaptan kesinlikle satır satır çalışın arkadaşlar. Satır satır okuyun. Kesinlikle bu listelere ihtiyacımız var. Ben de böyle içlerinden çok çok lazım olanları yani şunu bilirseniz inanılmaz fark yaratır dediklerimi sizler için seçiyorum. Kemal Bilbaşar Cemo çok önemli buradan. Cemo, Cano, Kevi, Memo var. Şeyh Said ayaklanması Doğu Anadolu'daki A Halk Devlet Üçgeni içindeki ilişki ve çatışmalar anlatılacak. Samim Koca Göz dikkat. Bir çift öküz İbrahim A, Hasan, Elif, Rüstem. Söke dolaylarındaki köy yaşamı A köylü çatışması sıkça ele alınacak. Talip Apaydın, Ortakçılar Ortakçı'nın oğlu dikkat Sefer Nabahat dikkat Melahat Hilmi Durmuş sahibi olmadıkları tarlalarda çalışan ortakçıların sorunları köy enstitülerine bakış otobiyografik nitelikli bir eser cepte kalmalı. Aziz Nesin'in yaşar ne yaşar ne yaşaması var bürokrasi eleştirisi yaptı. Yine Zübük adlı eseri var Faik Baysal'ın Dirina'da son gün adlı eseri var. Burada da Rıza Selmanoviç, Mehdi Azamović gibi isimlerden de çok rahat Dirina kelimesi çağrışım yaptıracaktır diye düşünüyorum. Şöyle genel olarak bir bakıyoruz. Bu arada 58. günde bireyin 3 dünyasını rom esas alan romanlara geçeceğiz arkadaşlar. Şu listelere lütfen çalışın arkadaşlar. Bir daha bir daha okuyun. Çok kendinizi parçalamadan, çok kasmadan. Eser içerikleri çok önemli. Bakın eser içeriklerinde dikkat ederseniz yazar eser odaklı bir gidiş yaptım. Yoksa ben bunları anlatmaya kalkarsam saatler süren bir video gelecek ama sınav odaklı gittiğimiz için arkadaşlar asıl vurguları yapıyoruz. Doğal olarak çok böyle içeriğine gerek yok. Yani size kaplumbağaları sınavda sordukları zaman atıyorum. Abi içerinden kimse yapamayacak. İçiniz rahat olsun. Öyle birisi yok. Mesela İlhan Tarus. Ya hocam milli mücadele dönemini anlatır falan. Böyle biri yok. Yani çat pat bir iki karakteri hatırladın hatırladın. Devamı yok arkadaşlar. Mesela Talip Apaydın. Tamam sarı traktörü biz artık iyice e, otomatikleştirdik. Yani sarı traktör, traktör, tarım, makineleşme. Aralarında bir bağlantı kurduk, taktiği verdik ama e, kurmadıklarımız. Mesela Aganta, Brune, Brune tam. Değil mi? Havada mesela bu eser. Eser içerisinden bunu yapmanız neredeyse imkansız. Ya da kalpaklılar. Yani yine kalpak falan milli mücadele tabii ki bağlantı kurabiliriz ama kurulamayanlar. Başka olur ağların düğünü. Hadi bakalım ya. İçerikten yürümek çok zor. Sizden ricam tabii ki. Yazar eserden de yürüneme, yürümesi zor olabilir. Ama sizden ricam sık okuma yapmanız, sık izleme, dinleme yapmanız ki iyice otursun. Ben edebiyatın tekrar dersi olduğuna inanıyorum. Edebiyat tekrar dersidir abi. Ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar çok o kadar çok akılda kalıcı olur. Bakın şurası çok önemli. Burası yazar eserdir. Bitti. Sadece şu kısma çalışmanız bile yazar eser içerik için yeterli arkadaşlar. Kasmanıza gerek yok. Ekstra bir çalışmaya gerek yok. Zaten biz bütün videolarda dönemi, yazarını, eserlerini fazlaca veriyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Burada hiç kafanızda soru işareti olmasın. Bakın şu listeler arada kalan isimler liste olarak verildi. Eser içerikleri tamam. Genel özellikler zaten fazlaca verildi. Ama tekrar söyleyeyim. Mesela Yaşar Kemal. Genel öt tamam. Yaşar Kemal çok büyük bir isim. Direkt böyle genel özelliklerden hatırlanabilir ama. Direkt böyle okur okumaz. Evet ya Yaşar Kemal. Diyeceğimiz özellik çok zor sınavda. Eserden gitmeniz gerekiyor. Altı çizilere dikkat etmenizde fayda var. Zaten Yaşar Kemal'in bütün eserleri önemli. Orada altını çizmeye gerek yok. Yine Orhan Kemal'de benzer bir vurgu yapmıştık. Bu arada 3 Kemal videosunu mutlaka izleyin. Tekrar tekrar söylemiştim. Bir daha bir daha söyleyeyim. Evet bugün... Toplumcu gerçekçi romanın hakkını verdik bence. Çok sağlam bir video oldu gerçekten. Her saniyesi bizim için önemli arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Ede olarak yapacağınız tek şey artık bunlara yüklenmeniz. Eh biz de bir içindekiler kısmına gidelim mi? Haydi içindekiler kısmı zamanı geldi bile. Ben de şöyle hemen bir yukarıdan seçeyim. Bir yandan da Açmış olalım. Evet açtım. Harika. Hemen küçülttüm. Büyüttüm. Yukarı doğru getirdim. Evet. 57. gündeyiz arkadaşlar. Videomuz izlendi. Konu tekrar yapılmalı ve sonrasında soru bankamızdan, ödev kitabımızdan da arkadaşlar ödevlendirme yapılmalı. Çözülmeli. Soru çözmeden zaten sınava girilmez hocam. E o zaman haydi 65 yol haritamız gelsin. Evet arkadaşlar 65 yol haritamızda ekranda ne var hocam yol haritamızda 57. gün var tık attık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abi 8 gün kaldı. 8 gün kaldı. Ama kampın özelliğini fark ettiniz arkadaşlar. Her gün değil. Yani her gün video atıyoruz ama işte birinci, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Hayır. Birinci, ikinci gün soru çözümü. Üçüncü, dördüncü gün soru çözümü şeklinde gidiyoruz. Aman cebinizde kalsın. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi. Kolay gelsin.